bir sizlerle paylaşalım bakalım nereye taşımış ekranın köşesine bugün sevgili Tülin Berova. Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için büyük bir hazırlık içinde. Yasal prosedür işletiliyor. Başbakan'a ait tüm yetkiler Cumhurbaşkanı'na aktarılacak. Türkiye Temmuz ayının ilk haftasında gündemiyle haberlerde sıcak yerini muhafaza edecek ve mevzuatın hazırlıklarının yapılmasına müteakip 600 milletvekilinin yemin edeceği gün için Türkiye Büyük Millet Meclisi hazırlıklarını yapmış durumda. Yüksek Seçim Kurulu kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz'da ilan edecek ve anayasaya göre seçim sonucunun ilanının 3. gününde yani 8 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi pazar günü saat 15'te kendiliğinden toplanacağı biliniyor. Milletvekillerinin yemin metni ise Türkiye Anayasası'ndaki şekliyle yapılacaktır. Yemin aynen şöyle. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadaketten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant için. Ülkemizde mevcut 50 milletvekilinin KKTC anayasaya uygun yemini ise aşağıdaki gibi olup bazı farklı ifadeleri yemini içerdiğine görmekteyiz. İki yemini de birlikte yazıma aldım. Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma, halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma, her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerinden yararlanması ülküsünden ve anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma, namusum ve şerefim üzerine anlayacağım. 8 Temmuz 2018 tarihinde milletvekillerinin yemini sonrası Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesiyle yeni sistemin Bakanlar Kurulu'nun açıklanması bekleniyor. Bakanların atanması ise süre olmamasına rağmen Sayın Erdoğan'ın 16 bakanı aynı anda ataması siyasi çevrelerce beklenmektedir. Sayın Erdoğan bir numaralı kararnamesini yayınlayacak. Bu kararnameyle bakanlıkların kuruluşu sistem içinde yerini alacak, yeni teşkilat şeması belirlenecek. 16 bakanlığın kuruluşuna ilişkin kararnamelerin yayınlanmasının hemen ardından da bakanlar atanacağı haberlerde ifade edilendir. Böylelikle bürokraside bürokratlar yeni sistemde atamalarla yeni teşkilat prosedüre göre makamlarını bulacaktır. Elbette beklenen KKTC ile olan siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilerin koordinasyonu yeniden yapılandırılacaktır. Bu aşamada beklentimizi yine yazmakta, tekrarlamakta fayda vardır. Vatandaşlık konusunda vatandaşlıkları iptal edilen 174 kişinin kararının ülkemiz yetkililerince yani dörtlü hükümet bakanlar kuruluna geri alınmasıdır. Vatandaşlık hakkı kazananlara ise vatandaşlık haklarının verilmesinin acilen yapılmasıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ilk ziyareti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan olacağı ve bu tarihin 10 Temmuz olacağı varsayılırken 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı etkinliklerine Türkiye'den gelecek olan siyasilerin kimler olacağı gündemin esas beklentileri içerisine girmiştir. Yeni Cumhurbaşkanlığı döneminin Türkiye'ye, ülkemize hayırlı olması temennimizdir diyor Tülin Berova'da bugünkü köşe yazısında vatandaşlık hakkı başlığıyla bizlerle buluşturmuş. Evet, Yusuf Kağan'da.